Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'de yeni yatırımlara uygun ortamın sağlanması, turizmin, ihracatın geliştirilmesi, istihdamın artırılması hususunda çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu nedenledir ki hemen her gün ülkemizin bir başka köşesinde ya tamamlanan ya da temeli atılan projelerimiz için halkımızla beraber oluyoruz. Bugün de güzide şehrimiz Şanlıurfa'da Çevik Kuvvet Köprülü kavşağımızı halkımızla buluşturulmasına şahit oluyoruz. Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre Yollarının kesiştiği noktada yer alan Çevik Kuvvet Köprülü kavşağı günlük ortalama 20.200'ün üzerinde aracın geçiştiği önemli bir kesişme noktasıdır. Kavşağımızın hizmete açılmasıyla birlikte şehir ve içi ve transit trafik birbirinden ayrılacak, ulaşım da güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacaktır. Bu kavşak ile gelişen, büyüyen Şanlıurfa'nın karayolu trafiği rahat bir nefes alacaktır. Dur kalk beklemeler ortadan kalkacak ve bu şekilde zamandan 31.6 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere yıllık 32.6 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Kavşağımızla birlikte aynı zamanda yıllık çevreye bırakılan egzoz gazı miktarı 439 ton azalacaktır. Hizmete açtığımız bu projemiz kapsamında 4240 metre bütünlü sıcak kaplamalı tek yol ile birlikte 2930 metre bölünmüş yol yapımı gerçekleşmiştir. Proje içinde aynı zamanda 911 metrelik 7 adet köprü yer almaktadır. Bir adet de 2 x 165 metre uzunluğunda kutu kesit alt geçit yer almaktadır. Çok kıymetli bakanım, Şanlıurfa büyük ve güçlü Türkiye idealine katkı sunabilecek, hizmet edebilecek büyük potansiyeli bünyesinde barındıran en başta gelen illerimizden bir tanesidir. Medeniyetin başkenti, verimli hila olarak tabir ettiğimiz Mezopotamya'nın merkezinde yer alan büyük tarım varlığı ve zengin tarihi ve turizm varlığıyla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023, 2053 ve sonraki hedeflerin gerçekleştirilmesinde genç ve dinamik nüfusuyla da katkı sunmaya aday ve hazır bir ildir Şanlıurfa. Bu kapsamda son 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Cumhuriyet hükümetleri döneminde Şanlıurfa'nın bu öneminin idrakinde olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız genel bütçeden ayrılan paylarla Şanlıurfa en fazla yatırımı alan illerin başında geldi. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımıza, emeği geçen milletvekillerimize bir kez daha şükranlarımızı sunmak, arz etmek istiyoruz. Ulaştırma sektörü bu kapsamda tarım ve sulamadan sonra en fazla yatırım yapılan alan olmuştur. Şanlıurfa önceki dönemlerle kıyaslanmayacak şekilde doğu, batı, kuzey, güney bütün bağlantılarının insanımıza yaraşır bir şekilde duble yollarıyla birlikte ve sıcak asfaltla her tarafın döşendiği ve rahat, konforlu ulaşımın gerçekleştiği bir il oldu. Sadece Sayın Bakanım, 2003-2020 yılları arasında karayolları sektörüne yapılan yatırımı ben 7 milyar olarak ifade ettim. Sayın Bakanımız 8 küsür milyar olarak düzelttiler. Yapılan yatırım tutarı var. Valilikteki briefingde ilimizle ilgili diğer ulaştırma ve haberleşme sektöründeki sıkıntıları da arz etme fırsatı bulduk. Bu Çevik Kuvvet'le beraber bağlantıyı tamamlayacak, transit trafikle şehir içi trafiğini birbirinden tamamen ayıracak ve şehir içi trafiğini rahatlatacak Kuzeybatı Çevre Yolu'nu da Sayın Bakanımızın takipleri ve talimatlarıyla en hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Diğer projeleri Sayın Bakanımıza arz ettik. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve bürokratlarımız da oradaydılar.
bu yıl içerisinde bütçe imkanları çerçevesinde inşallah diğer yatırımlar da artarak devam edecek. Çevik Kuvvet Kavşağı'nın ilimiz açısından büyük bir proje ve önemli bir hizmet olduğunu bir kez daha ifade ediyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyor. Başta Sayın Bakanımız, Karayolları Genel Müdürümüz ve ekibi ve yüklenici firmayı, hepsine teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyor. Vatandaşlarımıza, Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Sayın Bakanımıza ve maiyetine bir kez daha şükranlarımı arz ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım, değerli misafirler. Köprüler, yeni yol bağlantıları ve bulvarlar derken bugün de Sayın Bakanımızın, kıymetli misafirlerimizin ve aziz Şanlıurfalıların katılımıyla şehrimizin için çok önemli olan Çevik Kuvvet Kavşağı'nın açılışını yapıyoruz. Ulaşımla ilgili doğru ve iyi bir çözüm olacak. Şanlıurfa'nın ana yollarından trafik sorunu büyük oranda çözülüyor. Şanlıurfa'nın büyüklüğünü, cazibesini, genç nüfusunu ve gittikçe de tarımda ve sanayide büyümekte olduğunu ifade etmiştik. Bu nedenle şehrimizin ihtiyaçları çok. Bu ihtiyaçlarımızın karşılanması ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Bugün de Şanlıurfa'mızın kalbin teriğinde olarak olan Çevik Kuvvet Kavşağımızın açılışınızı zaten halinizin katkılarıyla sağlamaktayız. Vatandaşlarımız trafik sıkışıklığına beklemeden, zaman kaybetmeden ve strese girmeden geçebilir hale geldi. Karaköprü ilçemiz gittikçe büyümekte. Çevik Kuvvet bir boğaz niteliğinde. Bu nedenle bu sorun şehrimizin önemli bir sorunuydu. Bu nedenle Şanlıurfa halkımız adına size teşekkür ediyorum. İkinci olarak Sayın Bakanım, ilçelerimiz ve merkezimizdeki birçok sorunu dile getirdik ama buradan da Kuzey Batı çevre yoluyla ilgili bir müjdeyi, tarihi zat halinizden bekliyoruz. Sayın Bakanım, yaptığımız iş bünyesinde yaklaşık 3 kilometre bölünmüş yol, yaklaşık 4300 metre tek yol bulunmaktadır. 911 metre uzunluğunda 7 adet köprü ve bir de kutu kesitli köprümüz bulunmaktadır. Yaptığımız işler içerisinde yaklaşık 330 bin metreküp toprak işi, 70 bin metreküp beton işi, 8 bin ton betonarme demiri, 90 bin ton plant mix temel ve alt temel, 53 bin ton bitümlü sizak karışım, 3650 metre istinat duvarı ve 2350 metrede otokorkuluk işi yapmış bulunuyoruz. Sayın Bakanım, ben müsaadenizle detaylara girmeyeyim. Vakit daraldı. Bizim yaptığımız bütün işlerde öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve zatihalileriniz olmak üzere kabinemizin bize verdiği destekten dolayı ben kurumumuz ve şahsım adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen her seviyede bizden önce de görev yapmış olan bütün arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Şahsım ve kurumum adına sizleri saygıyla selamlıyorum. İnşallah bundan sonraki hizmetleri de sizin talimatlarınızla devam etmiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.